Çok güzel bir şey, ne olur hep buna devam. Dünya lütfen devam edin. Hayır. Yalnız ben... hayır. Tabii ki şaka yapıyorum elbette ama böyle anımsanmak, artık yapacak bir şey yok. Bu benim kaderim ve galiba artık öldüğümde mezar taşımda da Tokatçınız öldü diye bir yazı yazacağım oraya. Ben onun dışında istediğim kadar prodüksiyonlar yapmaya çalışayım. İstediğim kadar müzikle ilgili bir şey yapmaya çalışayım. İnsan yılıyor bir süre önüne sonra. Önüne öyle, çok önüne geçiyor. Ama madem böyle oluyor, o zaman ben de bir teklifte bulunacağım. Hayatım ama siz salaksınız hayatım. Siz birbirinizi tokatladınız. Ben o ana haber senin, bu ana haber benim, gezdim. 1,5 ay. Siz evde oturdunuz. Yararlanmanız gerekirken. Ben ne yaptım? Evde ne oturmadım. Çünkü artık gerçekten kapının önünde minibüslerin içinde canlı yayın yapıyorlardı. Bu müzikle birlikte evden kaçtı, ikinci kattan atladı falan. Hani istesen bu kadar medyayı toparlayamazsın bir arada. Tabii. Aslında Sevda aslında çok naif, çok iyi, çok kompleksiz. Çok insanları seven bir kız. Hayvanları hayvan da. Sever. Hayvanları en başta, evet. Tabii ki. O yüzden onu çok çok seviyorum. Canım benim, sağ ol. Seni o raddeye normal bir şartlarda çok da nezaketli, evet. Efendi de bir kız yani. Kim getirdi seni? Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Artı mı yaptı? Sen getirdin. Ha, onları bir anlatsana ya. Allah artık aşkına. Kusura bakma gerçekten. Ha, söyle, yıllar bak. Sonra artık söyleyeyim. Artık gerçek yüzünü anlatın. Ayrı ama doğruları da söylemek lazım. Ben Almanya'da doğup büyüdüm Serencim. Hayatımın bir kısmı Almanya'da, bir kısmı İsviçre'de geçti. Türkiye'ye geldiğimde hani köyleri asla aşağılamam, haşa. Ama köyden kaçıp meşhur olmaya çalışan bir genç kız değildim. İngilizcesi olan, Almancası olan, okullar, güzel okullarda okumuş olan bir tiptim. Ama safdiriktim. Herkes nereye çekse oraya gidiyorum. Soyun diyorlar, soyunuyorum. Aç diyorlar, açıyorum. Kapa diyorlar, kapıyorum. Erkeklerin en sevdiği. Ondan sonra aç. Yani. Ay, rahmetli Asım Cengiz, mini etekliği öyle konserler verelim derken bir baktım. Ay, kapanamıyorum bir türlü. Alışmış artık. Fizik de çok güzel. Yani, hayır yani bir şey giyiyorum pat diye üstümden düşüyor. Alışmış vücut yani. Şaka bir yana. Aa dedim ben bir şekilde yani yuva kuracağım ben bu kadar açıklıkla. Kim beni alır? Ay, hep sevmediğim adamlar evlenme teklifi ettiler. Erkek arkadaşlarım, sevdiklerim gece söz verip sabah evi söz. Ay ne oldu? Ay, işim var gitmem lazım. Ay çok falan. Tatlı ya. Yani yalan dolan. Şeyle tabii Mehmet Ali Erbil'le bir dizide oynamıştım ben tatlı kaçıklarda. Aynısını Mehmet Ali orada yaptı. Yıllarca benim kaderim oldu bu. Orada sonra işte evlendirme müdürü falan oluyor. Çok komik. Mi? Kimle? Mehmet Ali. Hayır canım. Dizide. Dizide. Ha. Senaryo. Yani, ha, orada olur mu? Öyle, biz bir de Bay E'de birlikte oynamıştık falan. Mehmet Ali'nin küçük tacizleri oluyordu. Ha yani minik, öyle bir söyledin ki zannedersin. Mehmet Ali de hani hiç kıza asılmıyordu. Ben küçük çok genç kızdım. Böyle minik minik tacizleri ama çok güzelsin bugün falan. Bu yani o kadar hani öyle bir şey asla yapmadı. Çok da ne güzel kız. Bir teklifim yani. Var dedin. Ne teklifi var? Bu şiddetli. Benim artık benim bir teklif almam gerekiyor diye düşündüm. Reklamsızlıktan öleceğim ben. Yani lütfen artık ben de bir reklamda bir yerde değil mi? Ay beni çok es geçiyorlar. Çok üzülüyorum. Amerika'ya gidiyorum. Yolda yürüyorum New York'ta. Yürüyemiyorsun. Wow, where are you from? Ben diyorum Allah'ım kendi ülkemde niye bu kadar kıymet görmüyorum? Çok üzücü bir şey. Londra'da ben mesela mini short böyle üzerinde büstiyer geziyorum. Camlara vuruyorlar otobüsten bakayım diye ben onlara. Yani deli gibi millet. Ama gerçekten wow, çok güzel ama bir kadınsın. Estağfurullah güzellik ama belki de burada yani biraz bir avram belki var. Yoksa avran çok bebek var, gibi tabii değilim ben yok, yani. Yok çok güzelsin. Sen benden çok daha yok, güzelsin. Enerjin de çok güzel. Artık reklamlar alayım ya diyorsun. Hayır tabii şöyle. Ama ne yaptığına bak. Mesela bir ara hani şarkı söyledin. Aslında sen oyunculuğu çok iyi yapabilirsin. Yaptın çünkü yaptım, daha önceden. Yaptım ama ben böyle şarkı. Şey ben ilk başta Türkiye'ye geliş sebebim Sony Müzik'ten tek almıştım yıllar önce. O zaman müzikle başladım. İşte bir sürü kadrolar. Ama Bülent devam Hanım, Muazzez Hanım. Hep devam böyle, etmen gerekiyordu ama niye edemedim? Israrla. Evet haklısın. İstikrarsızlık evet. Benim hayatımın en büyük hatası. Evet. Bir şey oluyor Amerika'ya kaçıyorum. Evet. Bir şey oluyor Dubai'ye kaçıyorum. Paralarımı da hep oralarda harcadım falan yani. Tatiller yaptım. Sahneye çıkacağım o zaman. Sahneye çıkacaksın. Benim hiç erkek arkadaşım bana para harcayan erkek arkadaşım hiç olmadı. Sen erkeğe para harcayın. Hayır ne münasebet. Hiç yapmam öyle bir şey. Ama boyunduruğunun altına hiç kimsenin girmek istemem. Çünkü ben güçlü bir kadınım ve bir erkeğin bana para harcaması demek beni biraz köle yerine koyması demektir. Asla buna izin vermedim. Sahnelerimi yaptım, paralarımı aldım, tatillere gittim, eğlendim. Geleceğimi garanti altına aldım mı? Ha.
sorarsınız. Bodrum'da bir arsam var. İşte burada bir evim var, bir arabam var. Hamdolsun gece de aç uyumuyorum. İnsanı daha ya en büyük zenginliğim hayvanlar benim. Ben kendime bir şey artık harcamıyorum ki. Her şey sırasını bekliyor giymem için. Ama ödeneklerimi ayırıyorum, kazandıklarımı yayın yapıyorum, bir yerde kazanıyorum. Onları hayvanlara harcıyorum. Ay canım ya. Tedavilerine, evet ya. Hayatlarına, her ya. Yaşamlarına, Allah her şeylerine. Allah sana. Gerçekten yapıyor bunları yani. Hiç üşenmiyor. Dağlara, tepelere, ormanlara evet çıkıyorum ya. Kışın. Evet, komşularımı alıyorum. Benim gibi şizofren hayvan severleri. Birlikte olduğun birisi var mı? Hayır, yok. Doruk'tan sonra kimse olmadı. O nasıl birden beni çıkıp... Doruk'tan sonra kimse olmadı. Tabii Doruk'la olan ilişkili biz tüm Türkiye'ye konuştuk. Doruk cinsiyet değiştirdikten sonra. So what? Sonrasında siz büyük bir aşk yaşadınız. Gözünüzün önünde storyler, aşklar. Ben Doruk'u çok sevdim. Çünkü gerçekten bugüne kadar hayatıma giren erkeklerin en kalitelisi, en delikanlısı, en kreatifi, en gözü inanılmaz olan muhteşem bir insandı. Her şey belden aşağı yaşanan bir takım şeyler değil. Türkiye'de sevgiyi sadece belden aşağı olarak artık görüyorlar, hı-hı, ve göstermeye çalışıyorlar. Biz ona... Yani öyle bir şey düşünmek yerine biz hayata nasıl göz gerebiliriz, birlikte nasıl yokuşu tırmanabiliriz diye mücadele ediyorduk. O kazanmaya çalışıyordu, ben kazanmaya çalışıyordum. Kim lastik patlattı? Ben çok seviyorum Doruk'un insanlığını. Lastiği kim patlattı? Kavga ediyordun sen bu arada. En son Doruk patlattı. Bir adamdan olabilecek biri olmayan benim yayın yaptığım mecranın, hani hep anlatıyorum size, yayın yapıyorum bir evet, yerde. Evet, evet, evet. Hı-hı. Oranın, Mecran ailesinin sahibi, adam bana hayatım üzülme bu ay kotanı süper yapacağız deyip hayatım mesajını okudu. Sen beni aldatıyorsun deyip eşyasını topladı. Hatta dedim ki bak dedim karşı mesaj, bir daha mesaj at. Erkek arkadaşım yanlış anlıyor. Sevda benim çok değer verdiğim insandır. Yanında kim var bilmiyorum şu an ama anlasın ki Sevda ile benim bir ilgim yoktur. Bu mesajı da okudu. Bana inanmadı ve çekti gitti evden. Çünkü sen o şirkete de para kazandırıyorsun tabii sonuçta. Tabii ki. Dolayısıyla hayatım ama hayat. Ama hayatım. Benim Arto'yla konuşmalarını duysanız aşkımlar, sevgilimler. Gencecik bir çocuk bahane Almanya'da yaşıyor. Olabilir mi bahane? Evet. Çünkü seni seviyorsa bence bir şekilde de affetmek için bahane arayacaktır. Bunu bahane yapmış olabilir mi sence? Ya ben onu yordum ya. Yani ha, sen de işte ya, biraz öz eleştiri. Yani benim de hani böyle hayatım evet, çok istediğim gibi gitmeyince bilinçaltına yerleşiyor. Benim de hayallerim var tabii ki. Var, hala da var. Kıskanç mısın peki birliktelikte? Evet. Yani biraz. Ben mi? Evet. Şöyle, kadınlar çok arsız. Yani kadınlar, siz kadın kadınlar çok arsız. Kardeşim, ama her kadın için söylemedi onu. Arsız olanlar var. Arsız olanlar. Yani sahipli erkeği, şartlar ne olursa olsun, evli, nişanlı, evet, birlikte, bunların hepsi benim için kardeştir. Ama böyle görmeyen ve tam tersi buna böyle çok cazip bir şeyle bakan kadınlar var. Onları cezbediyor sahipli evet, erkek. Evet. Benim de çok ağır bir tutumum var bu konuda. Zaten yuva yakın yuvası olmaz. Yüzyıllar önce söylenmiş çok önemli bir sözdür. O senden sonra hemen bir başkasının oldu mu? O oluyor. Çok çapkın. Evet. Hemen. Ben olamıyorum. Sen hala onu bekliyor olabilir misin? Ben yalnızım dostlarım. Bence sen hala onu seviyorsun. Tırnağımı dokundurtmuyorum. Kimseyle yemeğe dahi çıkmadım. Evet. Anıları var seviyor bende. Kıyamıyorum ya. Alt edemezsin hemen. İki yıl oldu o zaman. Ama o düzgün kadınlar da oluyor. Üç sene ben onunla bir hayat paylaştım. Çocuk benim. Her şeyimi yaptı. Menajerliğimi yaptı. İşte birlikte sahnelere gittik. Bursa'da sahne aldım. Orada burada hep yanımdaydı. Her i̇şte şeyin oluyor yemeklerimi ya. Yemeklerimi yapıyordu, kahvemi yapıyordu. Bir melekti yani. Karşıma çıkmış. Mesela para kazanıyordu yayında. Yayında para kazanıyordu. Gelip hepsini ortaya koyuyordu. Kıyamam. İşte ay canım ya, sen niye yaptın? Koltuklar aldı eve. Televizyonlar aldı. Her şeyini, her şeyini bana harcadı çocuk. Ay ya, bağlasak mı doğru? Ay neredeyse oğlum diyeceğim ben de anne gibi. Peki bir şey söyleyeceğim. Ay yok, çok güzel özellikleri varmış gerçekten. Bağlanmaz ki. Bağlansa keşke. Bağlasanıza. Doğru bağlayalım bari. Numarasını verir misin bir ben de yok ki aşkım telefonu şeyde. Sen onu bıktırmış olabilir misin? Bıktırmış. Bir de hiperaktif, geldiğinden beri susmuyor düşün. Demek ki Doruk'a da ne çile çektirdi. Geldiğinden beri susmuyor. Evet hayır, ya. Hayır, yani. Ay özlemişim. Siz her hayır, gün çok güzel. Aynen buradasınız. Ay biz de seni görmeyi özlemişiz. Hep böyle misafirlerimiz olsa, hiç bize bir şey kalmasa, kendi konuşsa. Bak şimdi dışarıdan baktığın zaman frapan bir kadın, aynen, değil mi? Her gün gününü güne diyormuş gibi halbuki duruyor. Ay yok, sadece hayvanlar. Birisini sevmiş. Hala ne kadar oldu ayrılalı? 2,5 ay. Sizde en son geldiğimde, aa, sizden sonra tekrar biz barıştık. Ha, çok iyi mi çünkü 2,5 ay?
O zaman barışırsınız ya. Bir daha barışırsınız ya. Yani o paranoyasını atması gerekiyor. Hani evet. Bana bir arkadaşım sana dedi güvenmesi. Ki kendine güvenmiyor evet, mu? Evet. 3 yıldır benim... Yani... Ya olabilir. Ama sadece hiçbir onu... Hiçbir erkeğe ilgi duymuyorum. Yani ya tabii ki şöyle yani. Mesela çok yakışıklı insanlar var. Ya inanılmaz kılı kırk yarıyorum ve istemiyorum. Yani duruktan sonra düzgün, kalbi güzel, hayvanları bu kadar seven... Soğuklarda ben arabadan inmeyeyim diye karda kışta o inip mamaları koyardı böyle... Donardı, ısıtırdım onu üşüme diye... Benim inmeme izin vermezdi soğuklarda çünkü. Ay ben üzülüyorum. Ya çok iyi bir çocuk. İnanılmaz. Bitti ama... bu. Bence barışın ya. Sen baskı fazla kurmasan. Kadınlar dediğim gibi çok Seren, ona eleştiren. Sen Seren'e doğum numarasını ilgili... ver bu iş çözer. Evet yok, ben her gün bir arkadaşımı barıştırıyorum ben. Sonra eve gidip yeniden küsüyorum. Bak, seni Eylül'den sonra barıştırma programı onun yapıyorsun. Onun cinsiyetiyle ilgili yorum yapan kadınlar. Aynı kadınlara çok değişik bir şekilde rastladım. DM'den Doruk'a yürüyorlar. Yani ne kadar çirkin insanlar yani. Oo. Nasıl bir kalp kirliliği. Tanıdık yani. Var mı ünlü? O da diyordu ki Türkiye'nin en seksisiyle beraberim. Senin gibisini ne yapayım falan artık. Yani cevap bile vermiyordu ama. Ama hakikaten sen çok seksi bir kadınsın. Ay, ya. Hiçbir şey yaramıyor. Ya insan böyle şey... ama nasıl olabilir? Boş iş yani. Markete şey giderken yaramıyor. Bile bir insan böyle o nasıl olabilir? Yani mesela bir cin gibi. Doğasında var. Çok enteresan değil mi? Güzel, evet. Duruşunda doğanda var. Taylandlı. Ladyboy biliyorsun. Evet, aynen. Ya evet buna gelelim. Sana yıllarca bu sistematik işkenceyi yaptılar. Sistematik. Sevda Demirel için yani sex change ya da şey. Transpray. Yani cinsiyet değiştirdi. Cinsiyetini değiştirdi diye sana hep yıllarca erkekti kadın dediler. Niye böyle bir şey çıktı? Nereden çıktı bu biliyor çünkü musun? Çünkü bizim Türk kızlarımız fizik... daha minyon olduğu için ben şimdi normalde voleybolcu. Evet, bu da Almanya'da boyum bir ay çok affedersin. Boyum 78. O kadar uzun olduğumu düşünmüyorum da. Yani çok zayıfladım farkındaysanız. Evet. Belim belim falan fiziği. Gitti. Çok antrenman yapıyorum. Hayvanlarım antrenman. Başka bir cacık yok. Kadınım kadın yani. Kadınım. Bak baksana. Hayır yani trans nedir? Yani trans çok tatlı arkadaşlarım var. İsviçre'de yaşayan çok kaliteli. Çok seviyorum onları ama ben trans değilim yani. İyi oldu ya bunu öğrendiğiniz. O zaman Hatice Türkücü. Türkücü Hatice de o zaman evet. Trans. Mesela. Aa, Türkücü Hatice. Türkücü Hatice trans. Hayır mesela diyorum. Şey bağlaması hayır, hayır. Lazım. O da uzun boylu benim gibi ha. İri yarı. Evet evet. O da çok zaten, gösterişlidir. Zaten onunla bir davamız var. Davayı kazandım. Şimdi ayın 12'sinde bir herkesin önünde söz veriyorum. Oradan alacağım 10, 15, 20 neyse. Tamamen engelli hayvanlar için bağışlayacağım. Aynen. Bu parayı buradan söylüyorum. Çünkü belli bir para teklif ettiler. Ben kabul etmedim. Çok ağır bana hakaret ettik. Kaç para teklif ettiler? Tam böyle kötü bir kız değil ama 7 bin lira. Biraz daha arttırsın. Onu direkt hayvanlara vereceğini aşkım de. Aşkım ama olmuyor. Çünkü şimdi 12'sinde mutlaka duruşmaya girmemiz gerekiyor.